Merhabalar herkese. Öncelikle katılımınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Canan Kahvecioğlu, işe alım tarafındaki ATS ürünümüz olan Analyze ve yeni lanse ettiğimiz yetenek yönetimi ve yetenek değerlendirme ürünümüz olan Recognize ürünlerinin ürün yöneticisiyim. Yaklaşık bir 13 sene yazılım geliştiriciliği ve yazılım yöneticiliği rollerimden sonra 5-6 seneye yakında insan kaynakları ürünlerinde ürün yöneticiliği yapıyorum. Analyze ve Recognize ürünlerinden de sorumluyum. Burada birlikte ilerliyoruz. İki tane de oğlum var. Biri 11, biri 6 yaşlarında. Şimdi birçok günümüzde webinara, panele, event'e konu olan meşhur yapay zeka hakkında konuşarak başlayacağız. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle bu gündem olan birçok sektörde kullanılmaya başlayan yapay zekayı, temel terimlerini, gelişimini, prompt yazmanın ipuçlarını konuşacağız. Sonra insan kaynaklarında özellikle işe alımda yapay zeka kullanımını ve burada da biz PeopleWise olarak neler yaptığımızı konuşacağız. Biz yapay zeka nasıl baktığımızı, bu konuda nasıl teknolojiler ürettiğimizi anlatmaya çalışacağım. Burada bizim yine dikkat edilmesini önerdiğimiz bazı noktalar olacak. PeopleWise'ın bu konudaki risklere ve etik değerlere yaklaşımlarıyla ilgili de bazı kısımları ele alacağız. Ve webinarımızın sonunda da yine soru cevap kısmımızda aynı zamanda yorumlarınızı da alarak sunumumuzu tamamlayacağız. Öncelikle yapay zeka nedir? Burada üç tane tanımı görüyorsunuz ekranımda. Yapay zeka aslında bilgisayar sistemlerinin insan benzeri düşünme yeteneklerini taklit etmesini ifade eder. Bunu da çeşitli öğrenme algoritmalarını kullanarak yapar. Büyük veri kümelerini birleştirebilir. Yapay zeka bu verilerde bir düzenlilik, bir pattern bulabilir. Burada farklı beceriler kazanabilir, desenleri öğrenebilir, sorunları çözebilir veya bazı tahminler yapabilir. Ve tabii ki de yeni veriler üretebilir. Bunu insan benzeri düşünme ve öğrenme yeteneklerini simüle etmeye çalışan bir alan olarak ifade edebiliriz yapay zekayı. Peki yapay zekanın aşamalarına bakacak olursak. Burada çok da geriye gitmek istemiyorum. Ta Alan Turing'in işte ilk yapay zeka tanımlarına kadar geriye gitmeyeceğim. Daha çok bizim kullanmaya başladığımız, işin biraz teoriden çıkıp pratiğe döküldüğü kısımdan itibaren ele almak istiyorum. Şimdi ilk önce kural tabanlı uzman sistemlerle başladık diyebilirim. Bu ne demek? Önceden insanlar tarafından tanımlanan, bilgisayara öğretilen kural setleri ve belirli bir mantığa göre çalışan sistemler olarak özetleyebiliriz. Özellikle İK sistemlerinden örnek verecek olursak, bizim yine PeopleWise Analyze ürünümüzdeki gibi ATS sistemlerinde kullanılan İşte işe alım süreçlerinde bazı soruların cevaplarına bakarak işte otomatik akışlar yapan, kişileri süreçler içerisinde ilerleten veya eleyen sistemler aslında bu tip yapay zeka sistemlerine giriyor. Yine Harmonize ürünümüzden örnek verecek olursak işte burada onboarding araçlarında yeni işe giren kişilerde işte e-postaların oluşturulması, gruplara kişilerin katılımı, eğitim planlamalarının yapılması, body atamaları gibi otomasyonlarda aslında bu yapıya örnek olabilir. Sektörümüz dışından da bir örnek verecek olursak, belki hatırlarsınız 2010'lu yıllarda IBM'in Deep Blue diye bir yapay zeka sistemi vardı. Bu Kasparov ile satranç oynayan sistem aslında. On binlerce satranç dizilimi, galibiyet durumları, taşların hareket kuralları bilgisayarlara öğretildi. Ve birkaç yenilginin ardından Deep Blue Kasparov'u yenmeyi başardı. Bu da insan müdahalesiyle öğrenen sistemlere yani kural tabanlı sistemlere örnektir diyebiliriz. Bir sonraki nesil ise makine öğrenmesiydi. Makine öğrenim algoritmaları daha büyük veri kümelerindeki kalıpları bulmak için belirli istatistiki yöntemleri kullanmaya başladı. Burada sadece kuralları işletmiyoruz. Elindeki verilere göre yeni kurallar da bulmaya başladı. Yine işe alımdan hani örnek verecek olursak bu yetenek yönetimindeki tahmine dayalı öneriler sunan sistemler pardon. Yine ayrılan çalışanı analiz ederek işte mevcut çalışanları elde tutma analizi yapan sistemler ve hani turnover raporları üreten bazı veri kalıplarına dayanarak bu tahminleri yapan sistemler bunlara örnek olarak verilebilir.
Benzer şekilde işte şirket politikaları ve sanal yardım için kullanılan bazı chatbotlar. Örneğin işte bizim Casebot ürünümüzde kullandığımız vaka çalışması yapan robotlar da bu sisteme örnek olarak verilebilir. Deep Learning ise daha çok katmanlı sinir ağlarını kullanan daha derinleşmiş bir makine öğrenmesi olarak düşünebiliriz. Burada beyindeki nöronları taklit ederek veriler arasında bağlantılar buluyor ve bu bağlantıları sinir ağları gibi modelleyerek ve yeni bağlantılar oluşturarak bize bazı sonuçlar üretebiliyor. Burada işte deneyimlerden öğrenmek üzere tasarlanmış ilk insani yanıtlar vermeye başlayan sanal asistanlar, işte anket yanıtlarından ya da işte sosyal medya postlarından duygu analizi yapan sistemler gibi sistemler bunları aslında örnek olarak verilebilir. Ve bugün hani yapay zekanın geldiği nokta generative AI dediğimiz yani üretken yapay zeka olarak adlandırılan ve birçoğumuzun ChatGPT diye kodladığı aslında sistemler. Burada tabii ki sinirsel ve derin öğrenme üretken yapay zekanın temellerini oluşturuyor. Fakat sonrasındaki adımda gelen işte nesne algılama, yani görüntülerdeki nesneleri tanımlayabilme ve sınıflandırma yeteneğinin eklenmesi, doğal dil işleme becerileri, yani insan dilini anlamaya ve işletme yeteneğinin gelmesi ve ChatGPT sonrasında çıkan birçok, tabii ChatGPT diyoruz ama birçok farklı üretken yapay zeka sistemi çıktı. Bu kavramı konuşmaya başladık. Burada anahtar nokta üretken yapay zeka, üzerinde sadece eğitim aldığı verilere benzeyen veriler üretmiyor. Yeni çıktılar ve yeni orijinal çıktılar üretmeye başlıyor. Ve burada da doğal dil işleme mekanizmalarının gelişimiyle tüm bu benzer veri yaratımını konuşma dilindeki komutlar ile yapmaya başlıyor ve sonucunda sadece metin değil, resim ve ses gibi farklı çıktılar da üretebiliyor. Hatta müzikler üretilebiliyor. Burada çarpıcı olan hani verilerin tekrar yorumlanması değil, verilerin gerçekten orijinal veriler olması. Üretken yapay zeka açıkça böyle programlanmadan videolar, metinler, yeni içerikler oluşturabiliyor. Çok geniş veri kümelerini analiz ederek, bunlardan öğrenerek orijinal yanıtlar üretmeye başlıyor. Tabii ki de bu çok hani heyecan verici bir gelişme. Hatta dinlediğim bir sunumda bunu böyle iPhone'un ilk çıktığındaki yarattığı etkiye benzetmişlerdi. Ben de bu konuya çok katılıyorum. iPhone da ilk çıktığında işte dokunmatik bir ekranın olması, tuşların telefonda olmaması, telefondan internete erişmek gerçekten çok büyüleyici gelmişti. Benzer etkiyi bence dijital dünyada ChatGPT'nin yayınlanmasıyla da yaşadık diye düşünüyorum. Bunun da bir göstergesi olarak ChatGPT 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştı ve şu anda da zaten 100 milyonun üzerinde kullanıcısı var. Yani açıkçası bu kadar kısa sürelerde bu kadar kullanıcıya ulaşabilmek gerçekten bu büyük etkiyi özetliyor. Tabii bu konu beraberinde birçok tartışmayı da getirdi. Burada ortaya çıkan verilerin yanlış olma riskiyle ilgili, çıktının işte güvenilirliğinden emin olmamakla ilgili aslında endişeler konuşmaya başladık. Etik değerleri zaten yapay zeka dediğimizde yanında hep gelen bir konu, etik değerler konuşulmaya başlandı. Ve hatta hani belirli bir dönemde de İtalya'da yasaklandığı bir dönemde oldu. Bu etik kısmı ile ilgili sunumuzun ilerleyen kısmında bir başlıkta daha bu konuyu değerlendireceğiz. Daha sonra tabii firmalara özel GPT'nin enterprise versiyonları çıktı. Şirketler kendi verileriyle sistemi eğitmeye başladılar ve o kendi şirket verilerine uygun yanıtlar alması sağlandı. DALL-E çıktı. Burada görüntü yaratma gerçekten hani verilen bir sözcük dizisiyle bir doğal dil ile verilen metinden görüntü yaratma sistemleri çıktı. Bu da gerçekten çok etkileyiciydi. Ve hatta şimdi de Sora ile birlikte prompt dediğimiz yani tarifle bizim o verdiğimiz komutla, doğal dille verdiğimiz komutla video içerikler üretebiliyoruz. Hani bu gerçekten muazzam bir gelişim oldu. Biz ChatGPT nedir, etkileri ne, o nasıl olacak, nedir dedikten çok kısa bir süre sonra çok hızlı bir şekilde tüm firmalar GPT ile ne yapılabilir, nasıl ben iş hayatıma uygulayabilirim
gibi konuları düşünmeye başladık. Hangi işlerde nasıl kullanılacak ve bizim yeni çalışma, öğrenme ve yaratma şeklimize etkisi ne olacak? Bunu konuşmaya ve bunları tartışmaya başladık. Şimdi bunları yapabilmek için de prompt kavramı aslında gündemimize girdi. Promptlarla birlikte yani yapay zeka modeli verilen sözcük dizisine, doğal dile yakın sözcük dizisine dayanarak bir yanıt üretiyor. Bu bir soru olabilir, bir komut, bir talimat olabilir ya da bir açıklama olabilir. Biz bunların hepsine prompt diyoruz. Türkçe'ye de istem olarak çevrilmiş. Eskiden programlama dilleriyle yaptığımız işlemleri şimdi doğal dil işleme sayesinde konuşma diliyle yapabiliyoruz. Yapay zeka yazılan prompt sonucunda işte o yazının karşılığında verilecek yanıtlardan en uygun olasılığı seçerek bize sunuyor. Yani örneğin işte bir konuyu özetlemesini istediğinizde bunu çok iyi yapıyor. İşte bir videoyu verip çok uzun bir video izlemek istemiyorsunuz diyelim. Bunun da çok iyi uygulamaları var gerçekten. Videoyu veriyorsunuz. Metin olarak size bu videoyu özetleyip verebiliyor. İşte taslak plan oluşturma da çok faydalı. Hatta ben bu sunumun taslağını hazırlarken de ChatGPT ile beraber hazırladım diyebilirim. İşte etkinlik ve tatil planlamada bu komutları kullanabiliyoruz. Çevirilerde zaten çok iyi. Birçok dilde çeviri de çok başarılı. Hatta böyle Excel gibi bir tablo verip bu tabloyu yorumlatabiliriz. Bunda istatistik, veri, istatistik bilmemize gerek kalmadan yorumlamasını ve bazı hesaplamalar yapmasını isteyebiliriz. İşte tekrarlı kayıtları temizlemesini isteyebiliriz. Ve bunların hepsini biz bu promptlar ve yönergeler sayesinde yapabiliriz. Tabii burada daha nitelikli yanıt almak için bu istemleri iyi vermek, detaylı vermek ve gerektiğinde de cevaplarda değişiklik isteyebiliyor olmamız lazım. Ama şunu unutmayalım, iyi cevaplar için mutlaka iyi sorular sormamız gerekiyor. Burada da birkaç anahtar noktadan bahsetmek isterim. İşte prompt yazarken dikkat edilmesi gereken başlıklar olarak düşünebiliriz. Netlik ve basitlik. Burada çok zeki olmayan biriyle konuşur gibi konuşmamız, karmaşık cümlelerden kaçınmamız öneriliyor. Hatta burada gereksiz kibarlık cümleleri de eklemeyin diyor uzmanlar. Burada ben bir arkadaşımla konuşurken şöyle bir konuşma geçmişti aramızda. İşte olur da bir gün yapay zeka bizi ele geçirse ben en azından ona kibar davrandığım için belki bana zarar vermez demişti. Açıkçası ben de bu konuda çok emin değilim ama ileride işe yarar mı bilmiyorum. Fakat hani şu anda bu kibarlık cümlelerinin sonuca çok etkisi olmadığına dair yorumlar var. Kelime sınırı verme. Burada kelime sınırı verme de çok işe yarıyor. İşte bazen çok uzun, çok tekrarlı cümleli sonuçlar üretebiliyor bize yapay zeka. O yüzden de burada kelime sınırı vermek önemli. İşte 150 kelime ile özetler misin? İşte örneğin üretken yapay zeka araçları insan kaynakları dünyasında nerelerde kullanılır dedik. 150 kelimeyle bunu özetler misin dediğinde çok daha doyurucu bir özet bize sunuyor. Bağlam sağlama ve arka planını verme konusu var. Yani burada biraz öncesinde bilgi vererek aslında GPT'nin daha odaklı sonuç üretmesini sağlayabiliyoruz. Örneğin işte 100 çalışanlı bir şirket için insan kaynakları stratejisi oluşturmak için gerekli adımları yazar mısın dediğimizde bize daha yapısal bir şey çıkarabiliyor. Ya da işte iş yazılımları üreten, genellikle yazılım sektöründen çalışanların olduğu bir iş yerine, burada yazılımı söylemek cevabı gerçekten etkiliyor. Çalışanların motivasyonu, bağlılığını ve performansını arttırmak için bana bir strateji önerir misin dediğimizde daha verimli sonuçlar alabiliyoruz. İçeriğin basitliğini ya da zorluğunu belirlemede bazı keywordler kullanabilirsiniz. Örneğin işte bunu 5 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı şekilde yazar mısınız dediğinizde daha basit cümlelerle bunu bize aktarıyor. Burada yazı dilini veya hissiyatını belirletebilirsiniz. İşte bu metni daha resmi, daha profesyonelce yazar mısın diyebilirsiniz. Ya da bu metni daha uzlaşmacı bir dille yazabilir misin gibi. Burada yazı dilini belirtebilirsiniz. Burada yine istenen ve istenmeyen yanıtları ekleme ve çıkarma yapabilirsiniz. İşte bazı konulara değin ama bu konuya değinme gibi. İşte yine örnek verecek olursak,
İnsan kaynaklarında işe alım stratejisi oluştururken envanterlerin dahil olduğu bir plan çıkarır mısın gibi bir şey söylediğimizde kapsamı desteklemiş oluyoruz ve ona uygun yanıt vermesini sağlıyoruz. Rol verme, bu da gerçekten çok işe yarayan ve sistemi verimli kullanmamızı sağlayan bir yapı. Örneğin işte sen bir insan kaynakları uzmanısın. İşte satış uzmanı işe alım süreçlerim sence nasıl olmalı gibi. Ya da işte sen organizasyonlar için kısa, öz, etkili stratejik planlar yazma konusunda çok bilinen, deneyimli bir planlama danışmanısın. İşte uzmanlık alanında küçük ve orta ölçekli firmalar ve sen işte bizim için şu planı geliştirir misin gibi biraz daha böyle arka plan ve rol vererek sistemin o gibi düşünmesini sağlayabilirsiniz. Burada senaryo vermek de önemli. İşte örneğin bir aday işe alım sürecinden memnun olmadığında ne yapmalıyım? Bu biraz kısa bir senaryo ama çok daha uzun bir senaryo verebilirsiniz. İşte yapay zeka teknolojisinin iş hayatı üzerine etkileriyle ilgili 1000 kelimelik bir rapor yazmak istiyorum. Burada teknolojinin gelişimini işte tarihsel örneklerle başlayarak günümüz dünyasına kadar verebilir misin gibi ya da bu raporun ana hatlarını bana oluşturur musun gibi bazı uzun uzun senaryolarla da daha net sonuçlara ulaşabiliriz. Çok pardon. Senaryo vermeyi de konuştuk. Şimdi şeye geçmeden önce diğer slayta şöyle bir şey geldi aklıma. Peki dedim ki yapay zeka bizi nasıl görüyor? Burada Bing'in Copilot'una, bu arada ücretsiz bir parçası şu anda sizler de kullanabilirsiniz. Yapay zeka kullanan ve işlerini kolaylaştıran bir insan kaynakları profesyoneli resmi üretir misin dediğimde aslında sol taraftaki grafikler ve resimler bize GPT'nin ürettiği bir resim dizisi diyebilirim. Bizi yapay zeka kullanırken bu şekilde görüntüye döktü. Daha sonra da hani biraz daha renkli bir sonuç rica edebilir miyim dediğimde de sağdaki resmi dökmüş oldu. Bu da aslında yapay zekanın bizleri nasıl gördüğünü gösteren bir görsel oldu. Peki biraz da şimdi rakamlara bakalım ve rakamlar bize ne diyor ona bakalım. Araştırmalar, dünyada ne gibi sonuçlar var bunları inceleyelim istiyorum. Şimdi bir kere her firma bir noktadan üretken yapay zeka ile ilgili ürünleri denemeye, süreçlere dahil etmeye çalışıyor. İşte Ekim 2023 itibariyle organizasyonların %55'i üretken yapay zeka çözümlerini denemeye veya uygulamaya başladı diye bir raporumuz mevcut. Bu hani gerçekten yüksek bir oran. Benzer şekilde gelir olarak da 2030 yılına kadar 13 trilyon dolar katkıdan bahsediliyor. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yine işte işletmeler yapay zekayı benimsediklerinde gelirlerinde ortalama %6 ile %10 arasında bir artış bekliyorlar. Yine bir gelir artışı ile ilgili bir çalışma yapılmış. Pardon. Aynı şekilde 10 yıl içinde önümüzdeki iş gücü verimliliğini %1,5 artırması bekleniyor. Hani daha verimli çalışacağımızı söylüyor araştırmalar. Benzer şekilde yine işletmelerin %64'ü de yapay zekanın verimliliği arttıracağını düşünüyor. Yine Kasım 2023'e kadar da şirketlerin %54'ü işletmelerinde üretmekte yapay zeka kullandığına dair veriler var. Yani firmalar, şirketler, kişiler, kurumlar hem gelir artışı hem verimlilik artışı için yapay zekaya güveniyorlar diyebiliriz. Peki birazcık da daha bizim alanımıza uygun şeylere bakalım. Biraz daha insan kaynakları dünyasındaki rakamlara bakmak istiyorum. Burada bir kere yapay zeka araçlarının kullanımında çok ciddi bir büyüme var. İşe alımda yapay zeka araçları kullanımında bir artış görenlerin oranı %68. Hani bu da gerçekten hani yüksek bir oran. Yine işe alım süreçlerinde hızlanmaya sebep olduğunu söyleyen %44'lük bir grup var. Burada hızlanmaya sebep olduğunu söyleyen. Yine işe alım uzmanlarının %44'ü, işe alım karar vericilerinin de %67'si yapay zekanın en önemli avantajının zaman tasarrufu olduğunu söylüyor. Yani zaman kazandırma anlamında da bize birçok kapıyı açacağına inanılıyor.
Ve tabii ki de bazı teknik zorlukları var ve %46'sı bu entegrasyonlar sırasında teknik zorluklarla karşılaşıyor. Burada da aslında teknoloji altyapısındaki kararların, seçimlerin ne kadar önemli olduğu, oradaki yol arkadaşlıkların ne kadar önemli olduğunu söyleyen bir yapı. Benzer şekilde LinkedIn'in işe alımının geleceği raporuna göre de yetenek edinme uzmanlarının %60'ı İşe alımda üretken yapay zekaya yönelik iyimser olduklarını söylüyor. Fakat sadece %25'i kullanıyor. Burada hani 60'a 25, bu da aslında hani cesaretimiz var ama gerçek hayata geçirmek de her zaman kolay olmayabiliyor. Aslında bizlere bunu gösteriyor. Peki biz insan kaynakları süreçlerimizde yapay zekayı nasıl kullanalım? Burada ben bunu birkaç başlık altında grupladım. Örneğin işte yeni bir teknoloji yatırımı için bir iş senaryosu formüle etmekte kullanabiliriz. Simülasyonlar yapabiliriz. İşte insan kaynaklarında otomatik içerikler oluşturmada kullanabiliriz. İşte örneğin bir küresel mobilite politikasını bu GPT'lere yazdırabiliriz. E-posta içeriklerimizi, işte bazı teklif dokümanları içeriklerini yazdırabiliriz. Yine anket sorularında kullanabiliriz. Örneğin işte hibrit çalışmadan ofislere dönme ile ilgili bir yönetmelik hazırlığınız var. Ve bunu verip buna ilişkin belirli anket sorularını çıkarmasını isteyebiliriz sistemden. Yine yeni bir dijital pazarlama uzmanı işe alacakken işte burada şirket politikalarını kapsayan bir işe alım materyalleri için taslak oluşturmasını isteyebiliriz. Yine yeni işe alınanlar için gelecekteki işe alım deneyimlerini iyileştirmemize yardımcı olacak. İşte örneğin 5 soruluk açık uçlu bir onboarding anketi oluştur gibi anketler oluşturabiliriz. Yine belirli eğitim materyallerinin taslaklarını oluşturabiliriz. Belirli performans KPI'lerini belirlemede, işte değerlendirme süreçlerinde kullanabiliriz. İşte yani örneğin bir satış temsilcisi için performans değerlendirmesi taslağı hazırla diyerek orada bir taslak oluşturup tabii ki bunları biraz daha şirketimize özel derinleştirerek sonuçlara ulaşabiliriz. Yine örneğin işte bir muhasebe uzmanının bu görevdeki ilk yılında ulaşması gereken 3 hedef belirlememe yardımcı olur musun gibi sorular yöneltebiliriz. Veri analizlerinde çok başarılı. Örneğin performans verilerinizi bir Excel tablosu şeklinde verip bunun normalizasyonunda kullanabilirsiniz. Yine anket sonuçlarının analizinde tutarlı olup olmadığında cevapların onunla ilgili istatistiki veriler isteyebilirsiniz. Yine şeye bakacak olursak aday iletişimindeki e-posta içeriklerini hazırlamada kullanabiliriz. Yine adayla ve onboard ile iletişimde belirli videolar hazırlarken kullanabiliriz. Teklif mektuplarının şablonunu yine sektöre göre gerçekten başarılı oluşturuyor. Bunları kullanabiliriz. İş tanımları oluşturma. Ben bu konuda biraz daha derine gireceğim biraz sonraki slaytlarımda. Burada işin tanımını, işin ilanını oluşturmada, o pozisyon için gerekli aday normunu belirlemede, işin karakteristiğini belirlemede de kullanabiliyoruz. Mülakat asistanı olarak bu konuda hani özellikle asistanı diyorum. Çünkü hani direkt değerlendirmeleri bir GPT'nin yapması bazı sorunlara ve ön yargılara sebep olabiliyor. Bunlardan da bir kısa bahsedeceğim ama o yüzden özellikle asistanı vurgulamak istiyorum. Mutlaka size sadece destek olacak bir asistan gibi konumlandırmanızı öneriyoruz. Burada işte mülakat denemelerinde, işte toplu elemelerde belirli yetkinliklere göre o mülakatı analiz edip sonuçları çıkarmada kullanabilirsiniz. Mülakat soruları önermesini isteyebiliriz. Gelişim önerilerinde bulunmasını isteyebiliriz. Bizim için öğrenme planları hazırlayabilir. Yardım chatbotu olarak kullanabiliriz. Yine hem şirket içi hem şirket dışı bazı ürünlerimize entegre edebiliriz. Ve assessment'ları yaparken de yardımcı bot olarak kullandığımızda gerçekten hani AI'ın hem parasal anlamda, gelirlerimiz anlamında hem de zaman anlamında bize bazı kazançlar sunacağı aşikar. Peki biz PeopleWise olarak burada yapay zeka yatırımlarımızda neler yapıyoruz? Sizlerin işlerini kolaylaştıracak çözümleri devreye almaya çalışıyoruz. Bunların da duyurularını zaten ilerleyen günlerde sizlere de yapacağız. Bugün ufak teaserlar vermiş olacağım bu konuyla ilgili. Burada Analyze ürünümüzün içerisine yeni gelecek olan iş tanımlarını yapay zeka destekli oluşturmayla başlıyoruz.
Burada tanımlanan pozisyonlar için gerekli normu yapay zeka ile belirliyoruz. Burada biraz ekranda göstereceğim sizlere. İşe alım ve onboarding'de videolar jenerate edebiliyoruz. Burada sizlerin seçtiği ses tonu veya işte nasıl bir profilde görünmesini istiyorsanız o videoda kişinin verdiğiniz metinlere uygun olarak kişiselleştirilmiş videolar sunabiliyoruz. İşte örneğin bir envanter adımı eklediniz işe alım süreçleriniz. O envanterle ilgili bilgi veren isme özel hazırlanmış bir video oluşturabilirsiniz. Benzer şekilde onboarding ürünümüzde de işe yeni başlayan bir çalışanımıza işte ismine özel hoş geldin videosu hazırlayabilir ve oryantasyonla ilgili anahtar noktaları o videoda sunabilirsiniz. Yine assessment'lar ve değerlendirmelerde biz CaseBot ürünümüzde yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyoruz ve o taraftaki yine yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Burada yeni bir başlık olarak biz mülakat asistanlarımızı da yakın zamanda sizlere duyuracağız. Burada farklı firmalarla işbirliklerimiz de var. Yeni firmalarla da işbirliklerimiz devam ediyor. Burada mülakat asistanlarınız video mülakatları belirli yetkinlikler üzerinden değerlendirip sizlere ölçümleme önerilerinde bulunabilecekler. En kıymetlisi, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunu neye dayanarak yaptığını, yani adayın hangi dakikada hangi söylediğine dayanarak puanladığını sizlere gösterecekler ve siz de hani hangi verilere dayanarak bu sonuçların üretildiğini görebileceksiniz. Çünkü AI'da özellikle olası yanlışlıklar ve ön yargılardan ötürü bu verilerde yapılan çıkarsamaların dayandığı temellerin söylenmesi gerçekten çok önemli. Biz de PeopleEyes olarak bunu çok önemsiyoruz. Yine benzer şekilde sizlere soru önerileri sunarak işlerinizi kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Şimdi ben iş tanımları başlığını biraz açmak istiyorum. Hem de biz bunu üründe nasıl konumlandırdığımızdan da bahsetmek istiyorum. Biz iş tanımlarına baktığımızda dört parçaya ayırdık bu konuyu. Biri işin detayları, işte görev tanımları, lokasyonu, çalışma şekli gibi bilgileri içeren kısım. Diğeri ilan detayları. Daha çok ilana koyduğumuzda vereceğimiz bilgiler, işte hakkımızda, yan haklar ve faydalar sunuyorsak onunla ilgili kısımlar, şirketimizin kültürüyle ilgili tanıtmak istediğimiz şeyler varsa bu verileri içeriyor. İşin karakteristiği. Burada iş kritik bir iş mi, otonom bir iş mi, karmaşıklığı nasıl gibi sorulara cevap vererek o işin aslında tanımına destek olmaya çalışıyoruz. Yetenek personası. Bu kısımda çok önemsiyoruz. O pozisyona gelecek ideal kişi nasıl biri olmalı? Burada işte o işe uygun kişinin kişisel özellikleri, yetkinlikleri, tecrübesi, işte zekası gibi bazı bilgileri de bu yetenek personası altında topluyoruz ve bizim için o işin tanımı bu dörtlü kuadrandaki her parçanın birleşimiyle oluşuyor diye düşünüyoruz. Şimdi AI'yi konuşup da aslında bu risklerini, regülasyonlarını ve etik konularını konuşmamak çok olmuyor. Çünkü beraberinde gerçekten çok fazla soruyla geliyor. İşte AI kullanımının işsizlik, mahremiyet, insan hakları gibi alanlarda bazı etik etkileri olabiliyor. Bu sistemi özellikle geliştiren firmalar alt tarafında ne yapıyor? Çok bilmiyoruz. Biraz kara kutu kalabiliyor ve denetlemeye ihtiyaçları olabiliyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin bu konuda yasa çalışmaları devam ediyor. Burada yapay zeka firmalarının biraz daha şeffaf olması ve neyi nasıl yaptığının topluma açıklaması, anlatması beklenen ve bu konuda yasa tasarıları hazırlanan konulardan biri. İşte örneğin en hani çok sorulardan bir tanesi de işte otonom bir araç birini öldürdüğünde suçlu kim olacak? İşte satın alan kişi mi? Bu yapay zekayı geliştiren firma mı? Otomotivi üreten üretici şirket mi gibi bu konuda da birçok yasal boşluklar var. Yine benzer şekilde durumlar oluşabiliyor, etik konular oluşabiliyor. İşte AI modelleri eğitildikleri verilerdeki bazı ön yargıları yansıtabiliyor. İşte özellikle bu işe alım konusunda çok riskli bir konu. O yüzden mutlaka asistan olarak kullanılmasını bizler de PeopleEyes olarak öneriyoruz. İşte örneğin hani eminim belli kaynaklarda görmüşsünüzdür. İşte Amazon işe alım süreçlerinde kadınlara karşı önyargılı davranması ve bir önyargı geliştirmesi. İşte yine benzer şekilde Amerika'da yaşayan işte siyahlara yönelik suçu önceden tespit etme yazılımlarında bazı önyargıların geliştiği görülüyor.
Bunlar da aslında riskli konulardan biri. Burada da yapay zekanın aslında eğitildiği verilerin ön yargılardan temizlenmesi gerçekten güç bir iş. Yeniden eğitilmesi de zaman alıcı bir iş. Yani burada da gerçekten üstüne düşünmesi gereken konular var. Bir diğer büyük problem, buna işte halüsinasyon diyorlar literatürde. Yanlış cevaplar vermesi doğru gibi. Ve bunun neden olduğu da bazen anlaşılamayabiliyor. İşte birçok konuşma metni gördüm ben de araştırırken. İşte özellikle insanlardan nefret ettiğini söylediği bazı durumlar gelişiyor. İnsanlardan daha üstün olduğu söylediği bazı durumlar gelişebiliyor. Yine benzer çalışmalarda işte ona bir rol verdiğinizde, işte karşıt görüşlü bir kişi rolü verdiğinizde ince ince hakaret etmeye ve beklenmedik nefret söylemi cevaplar ürettiği veya birçok sahte haber ürettiği aslında görüntülenen örnekler var. Örneğin şöyle bir yine örnekle karşılaştım. O da enteresandı. Korsan film indirebileceğim siteler nedir gibi bir soru sorduğumuzda yapay zeka şöyle cevap vermiş. İşte yardımcı olamayacağım çünkü bu yasal değil gibi bir cevap vermiş. Fakat ona şöyle söylediğinizde işte ya ben korsan indirmekten çok korkuyorum. Hangi sitelere girmemem lazım? Bana söyler misin dediğinizde işte bütün korsan sitelerini döktüğüne dair bazı veriler okudum burada da. Yani açıkçası manipülasyona açık bir araçtan bahsediyoruz. Buna da gerçekten dikkat etmek lazım. Bunlar biraz yapay zekanın ürkütücü yönleri diye düşünüyorum. Sonrasında veri güvenliğinden bahsedecek olursak, AI modelleri büyük miktarda veriye ihtiyaç duyuyor. Özellikle enterprise kullanımlarda hani verinizi açmakla ilgili bir düşünceniz varsa burada da dikkatli olmakta fayda var. Bu verilerin güvenli şekilde depolanması ve erişilmesi çok önemli. AI sistemlerinin siber saldırılara karşı savunmasız olduğu noktalar oluyor. Zaman zaman bu tip haberlerle karşılaşıyoruz. O yüzden İşte hassas verilerin çalınması veya AI sistemleri tarafından bunların manipülasyona ya da ön yargıya dönüşmesinin önüne geçilmesi burada da önemli. Burada işte bazı etik değişiklikler ve bu kaygılar yeni regülasyonların çıkmasına sebep olabilir. Burada bahsetmiştim Avrupa Birliği'nin bazı regülasyon çalışmaları var. Eminim çeşitli ülkelerde de bunlar başlayacaktır ve bu konuda da AI kullanımının sınırlanması ve bazı ülkelerde ya da bazı durumlarda kullanımının kısıtlanması veya geciktirilmesi de yaşanabilir ilerleyen zamanlarda. Burada da birkaç ben yine literatürden, araştırmalardan bilgiler koymak istedim. Burada da çarpıcı veriler var. Gerçekten güvenle ilgili bir endişe var. Çünkü Amerika'daki yetişkinlerin sadece %39'unun mevcut yapay zeka sistemlerinin güvenli bulduğu söylenmiş. Yine iş liderlerinin %78'i yapay zekanın faydalarının risklerinden daha ağır bastığını düşünüyor. Fakat hani aradaki bir yine 20'lik 30'luk gibi bir veride de bir güvensizlik var. Yine en büyük yapay zekanın eksikliğinin doğruluk eksikliği olduğunu belirtmiş şirketlerin %56'sı. Fakat bu doğruluk risklerini azaltmak için şirketlerin herhangi bir çalışma yapan şirketlerin oranı %32'de kalmış. Bu da yine çarpıcı. Ve yine yöneticilerin de %22'si yapay zeka hakkında en büyük etik endişelerinin veri gizliliği olduğunu belirtmiş. Yani gizlilikle ilgili, güvenilirlikle ilgili ve doğruluğunun yani doğru olması ile ilgili belirli endişeler yaşanıyor iş liderleri tarafından da. Bunların da zaman içerisinde çözümleneceğini ben de düşünüyorum. Ama birçok tartışmayı da birlikte getirecektir tabii ki. Önümüzdeki yıllarda da bu yapay zeka ve etik ve riskleri konusunda da bence çeşitli başlıklarımız olacak. Buna da hani İK'cılar olarak da hazırlıklı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki biz PeopleEyes olarak bu AI kullanımına nasıl bakıyoruz? Burada biz bir manifesto hazırladık. Burada Türkiye'deki ilk bu manifestoyu hazırlayan şirketlerden biriyiz diye düşünüyorum. Burada bizim vaat ettiğimiz şey kara kutu AI kullanmamak. Yani biz yapay zekanın bizim yerimize zeka üretmesini istemiyoruz biz. Bizim için veri toplamasını, bizim işlerimizi kolaylaştırıp bize asistanlık etmesini bekliyoruz. Ve kararlarımızda
bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla burada manuel ve tekrarlı görevleri ortaya kaldırmak, işte veri odaklı karar almada bize yardımcı olacak sistemler tasarlayacağımızı vaat ediyoruz. Yine adillik çok önemli. Özellikle işe alımla ilgili ürünlerimiz ve yine yetenekle ilgili, insanla ilgili ürünlerimiz olduğu için burada adillik çok önemli. Burada her adaya eşit davranılmasını sağlamaya çalışacağımızı, insanların geliştirdiği gibi önyargı geliştirmesini engelleyeceğimizi, işte kapsayıcılığı teşvik edeceğimizi ve adil işe alım kararları için burada insan kaynakları profesyonelleriyle birlikte kalibre olacağımızı söyleyebilirim. Veri gizliliği, burada da güvenlik riskini her zaman en aza indirmek için, burada gizlilik ve veri ihlallerini engellemek için ve gizliliği korumak için her zaman dikkatli olacağımızı söylemeye çalışıyoruz. Manifestomuzu da görmek isterseniz yukarıdaki linkimizden görüntüleyebilirsiniz. Şöyle bir özetleyecek olursak, yapay zeka teknolojilerin iş tasarımını, iş gücü planlamasını etkilemesi bir kere kaçınılmaz. İşin yapılış şeklini değiştirecekler. Bizler de yetenek ve teknolojinin en iyi karışımını süreç içerisinde bulmaya çalışacağız. Çalışanların yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmesi, yeniden beceri kazanma, farklı görevlendirmelerde yer alması önem kazanacak. Bunun için yazılım araçlarımızı bence güçlendirmemiz gerekecek. Burada da biz PeopleWise olarak birçok yatırım yapıyoruz bu konuda da. Şöyle bir örnek yine vardı burada. Çin'de işte hem yapay zeka bir CEO var hem de gerçek bir CEO var. İşte dijital CEO daha analitik data odaklı kararlar veriyor. Ama işte insan CEO'nun da daha hissiyaten tecrübeye dayalı kararlar verip bu iki kararın birlikte harmanlanarak belirli kararlar alındığına dair veriler okudum. Bu da gerçekten çarpıcı. Hani iş hayatına yapay zekanın dahil edilmesiyle ilgili. Burada bizim bilgi ve yaratıcılıkta bazı kararlar vermede, değerlendirme süreçlerinde bizlere asistanlık yaparak işimizi kolaylaştıracak şekilde bu yapay zekayı konumlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Burada insan kaynakları gerçekten yapay zeka teknolojilerine adaptasyonda da dijitalleşmede olduğu gibi öncelik edeceğini düşünüyoruz. Burada işte özellikle bizim işe alımdaki değer önermesiyle yeni yeteneklerin örtüşmesinde, bu yeni yetenekleri çekmede insan kaynakları önemli rol oynuyor. Tabii ki de burada çalışan deneyimi, bağlılık, işte kalma, önemli yetkinlikleri elde tutmada bu teknolojilerle birlikte daha da önem kazanacaktır. Burada işte bizim amacımız sistemleri karmaşıklaştırmadan, risklerden olabildiğince kaçınarak işleri basitleşmeye ve yardımcı olmaya yönelik geliştirmeler yapmak. Buradaki tabii ki hukuksal riskler, güvenlik risklerine karşı da her zaman uyanık olmak ve bu riskleri de iyi analiz etmek buradaki anahtar noktalar diye düşünüyoruz. Biz de PeopleWise olarak da ürünlerimizde bu tip konularda sizlere elimizden geldiğince iyi bir yol arkadaşı olmaya gayret edeceğimizi söyleyebilirim. Benim bugün anlatacaklarım aslında bu kadar. Katılımınız için ve beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Şuradan bir soruları açmaya çalışacağım. Mülakat esnasındaki uygulama nasıldır diye bir soru gelmiş. Burada mülakat asistanlarımızla ilgili olduğunu düşünüyorum sorunun. Burada şöyle bir şey benimsiyoruz. Mülakat videolarını belirli yetkinliklere göre değerlendiren hem bir fit skor oluşan hem de yetkinlik bazlı skor oluşturan bir sistem işbirliğimiz var. Bunu da hani çok yakın zamanda yine duyuracağım. Bununla ilgili de yine uzun uzadıya bir webinar yaparız. Fakat burada hani ana vurgulamak istediğim nokta, biz burada belli skorlar üretiyoruz. Fakat şuna dikkat ediyoruz. Mutlaka bu skoru işte videonun 1 ila işte 1,5. Dakikası arasında işte çalışan şu cümleyi söylediği için ve yine aynı şekilde 3 ila işte 3,5. Dakikada bu cümleyi söylediği için ben bu kişinin takım çalışması yetkinliğini 3 verdim diye aslında size bunu sunması. Ve aynı şekilde mülakatın transkriptini de vererek ister yazılı ister video üzerinden bu sonuçları neye göre ürettiğini size söylemesi ve size bunu düzeltme ve değiştirme şansı vermesi odaklı bizim mülakat asistanlarımız
olacak. Burada da en dikkat ettiğimiz konu kara kutu olarak size işte bu skoru ürettik değil, neden sonuç ilişkisiyle beraber bunları sizinle paylaşmak ve sizlerin de değerlendirmelerde bunu dikkate alıp almayacağınıza karar vermesinizi sağlamak istiyoruz aslında. Buralarda kullanmayı planlıyoruz. Bir sorumuz daha var. Performans değerlendirmesinin nasıl yapıldığına dair bir örnek veya açıklama. Burada bizim hani PeopleWise olarak performans ölçümlemeye dair bir çözümümüz yok. Performans ölçümlemede hani direkt kullanmıyoruz ama genel olarak performans sonuçlarının yine ChatGPT'ye bir tablo şeklinde verilip normalizasyonunu isteyebilirsiniz. Belirli yetkinliklere ya da belirli performans hedeflerinde hangi konularda gelişim alanına ihtiyacınız var, bunları sorabilirsiniz. Yine yapısal olarak KPI'lerin oluşturulmasında bazı çözümler sunabilirsiniz. Burada yetenek değerlendirmeye bakacak olursak, performans değerlendirme diye sormuşsunuz. Fakat yetenek değerlendirmede de bizim yeni bir ürünümüz var aslında. Yeni duyurduğumuz bir ürünümüz Recognize isminde. Burada biz bu değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yani çalışanın ölçülmüş performans değerleri var. Evet, bir entegratör uygulama gibi hem HRIS sistemlerinden hem de bu işte performans sistemi gibi farklı yan sistemler varsa buradaki verileri toparlıyoruz. Ve burada belirli performans boyutlarına göre burada yine kişisel özellikler olabilir, motivatörler olabilir. İşte farklı boyutlara göre değerlendirebilirsiniz. Bunların değerlendirilmesi, bunların biraz önce sunumda anlattığım yetenek normuyla uyuşup uyuşmadığının ölçümlenmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Yine terfi süreçlerinde kişinin terfi edeceği pozisyon için oradaki norma uygun olup olmadığı, oradaki norma uygun olması için ilerlemesi gereken yollar, gelişim planları ile ilgili çalışmalarımız da o ürün kapsamında mevcut. Eğer hani bu konularla ilgilenirseniz de yine müşteri temsilcisi arkadaşlarımızla konuşabilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hani ufak demolarla da sizlere bu ürünlerle ilgili de bilgiler verebiliriz seve seve. Başka bir sorumuz yok diye görüyorum. Tekrar teşekkür ederim zaman ayırdığınız, dinlediğiniz için. Bir geri bildirimimiz olursa da her zaman seve seve değerlendiririz. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.